son günümüz. Yarın artık Makedonya'yı terk edeceğiz. Şimdi bugün ki planımız önce arkeoloji müzesine gitmek. Sonra geldiğimizden 5 trileçe yiyemedik. Trileçe yemek. Sonra da hem biraz alışveriş hem de biraz kilise gezeceğiz. Arkeoloji müzesine giderken bir anda kilisenin çanı çalmaya başladı. Biz de dedik ki hazır kiliseye yakınsa ben önce kiliseye uğramayalım. Anladığımız kadarıyla bu bina 2008'de yapılmış. Eski freskleri taklit etmişler. Açıkçası hep eski kilise gezdiğimiz için yeni kiliselerde tarz freskler yapıldığını, yenilerinin yapıldığını bilmiyordum. Şaşırdım biraz. Bu bina bayağı bir açık olduğu için şurada dağlar görünüyor. Çok tatlı. Bunu burada atıyoruz ya, bir dahakine İtalya'da olmak dileğiyle. Ben dileğimi biliyorum. Tabii söylemeyeceğim. Tamam. Dileğim. A few moments later. Çok uzun sürdü. Gidelim. Tamam. Çok. Bu ölçüm masasıymış. Murat diyor ki haritaki ilk DJ masası. Evet, şimdiye kadarki gördüğümüz kısımda çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Hatta yani şu lahit bile sanırım bir tane var burada. Üst katta belki varsa vardır, emin değilim. Ya bizim arkeoloji müzesinde ne güzel lahitler var ki. Gezdik. Şimdi trileçe yemeğe gideceğiz. Mado Prom diye bir yer varmış. Ama Türkiye'deki Mado ile isim hakkı konusu biraz tartıştıkları için Nexo diye yazıyor. Muhtemelen Neco. Oraya gideceğiz. Oranın trileçesi meşhurmuş. Biz gelince birisi kalktı. Ya çok az bekledik. Ama bugün cumartesi olduğu için bence. Muhtemelen biz dün veya evvelsi gün gelseydik daha boş olurdu. Bugün baya kalabalık dışarısı. Kaymak bir şey dedi. Ne dedi? Kaymaçino mı? Bir trileçe söyledik, bir de kaymaçino diye mi? İşte buranın tatlısı. Ondan söyledik. İki tane de çay içeceğiz yanına. Trileçe bu işte, kaymak için ne o? Deneyeceğiz şimdi, güzel mi gerçekten? Benlik değil bu arada. Benlik değil mi? Niye? Çok mu yumurta kokuyor? Aynen, çok yoğun. Onu diyorlardı. Bence trileçe trileçe ya. Anlamam bir şey değil yani. Biraz daha fazla aromalı Türkiye'dekilere göre. Ay evet, bu bir de yumurta. Tatlı değil bu yumurta. Bir şekerli yumurta bence. Yumurta kokusundan yiyemeyebilirsiniz. Murat bir de sütlacı beğendi. Onu da deneyeceğiz şimdi. Az şekerli sütlaç seviyorsanız şayet. Bence seversiniz çünkü ben öyle severim. Birkaç tane şey aldık. Magnet. Kendimize aldık. Çevremizde çikolata falan alacağız çünkü. Markete geldik şimdi. Geçen dedim ya, akşam cips yedik diye. Şuydu. Güzel değil mi? Ya böyle baktığın zaman bayağı soslu bir şey bekliyorsun. Ruffles soğanlı gibi bir şey bekliyordum açıkçası. Hem tadı çok az hem de Pringles'ın daha az tatlısının uzun versiyonu düşünüyorum. Yazıyor üzerinde ama ben gerçekten böyle uzun şekilde olabileceğini düşünmemiştim. Bugün de cips almak istiyoruz da şöyle çok güzel pahalı bir marka vardı. İngiliz markası. Birkaç çeşidine baktık. Elma bu sirkeli. Elma sirkeli. Ve bu ikisinden alacağız. Aldım. Artık son gecemiz olduğu için akşam biraz daha odada takılalım. Dinlenelim. Hem dinlenelim hem çantalarımızı hazırlayalım diye düşündük ve ben artık yani o yorgunluğum çıkmaya başladı. Hasta olacakmışım gibi hissediyorum. İnanılmaz bir yorgunluk var sanki böyle. Bütün her şeyi sırtıma taşıyormuşum gibi. Omuzlarım öyle ağrıyor ki anlatamam. Ben de restorana gidecektik bugün. Ama ona bile halim yok hiç. Yol üzerinde buranın
yerel bir burgercisi var, böyle büfe gibi. Oradan yeriz diye düşünüyoruz. Bakalım bir oraya varalım da sonra oradan da otele geçeceğiz. Burası. Bizim plan yine değişti. Sonra gidelim. Şurada oturacak yer yok. Biraz ilerse başka bir burgerci var. Oraya gidiyoruz şimdi. Burası. Bu burada. O da burada. Çok yakınlar yani. Şundan yemeği düşünüyoruz. Ya, traditional böyleymiş. Buradaki normal burger. Şu an bir tek üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Yemek istedik yani. Köfteli patso. Skopje'ye son kez akşam bakıyoruz. Yarın gideceğiz. Yorulduk da be. Valla Mars'ı da özledim. Batı'nın da işte. Aslında aşırı tokuz ama şu cipsi, şu pahalı cipsi aşırı merak ettiğimiz için Murat inatla açıp tadına bakacağım diyor. Açıyorum. Önce ben deneyeceğim, hadi ben deneyeceğim. Bu koklayacağım, dur ya. Aa, bir şey diyeyim, güzel kokuyor. O kadar buram buram elma sirkesi de mi alıyorsun böyle? Hmm. Güzel. Ama bence Reis'e benziyor. Hmm. Sadece kesim de eski. Onun dışında her şey daha farklı. Kıtırlığı, tadı. Ben bir daha alamam ya. Bence bu parayı hak ediyor. Ambalaj çok iyi bence. Güzel. Şuna bak. Adamlar satıyorlar. Ya şu görüntü sattırıyor bence kendini. Merak ediyorsun ne ki bu diye. Odayı çok dağıttığımız için hiç gösterememiştim. Şimdi oda turu yapacağız. Minik bir oda turu. Girişte işte bavulumuzu falan buraya koymuştuk. Burada yatak var. Etraf yine biraz dağınık ama. İşte balkonumuz. Burada da banyo. Jacuzzi'si vardı. Güzeldi, ondan memnunduk. Ayna işte şöyle olduğu için hiç burada böyle makyaj yaparken veya cilt bakımı yaparken kamera koyacak yer yoktu. O yüzden hiç çekemedim. Şurada bir ayna önümüz vardı. Genelde sabahları burada makyajımı yapıyordum zaten. Ve balkonumuz. Bugün sonunda artık yağmur yağmaya başladı. O dediğim meşhur haç bu. Akşam çok güzel görünüyor ama çekememişim. Buradan ilerleyince köprüye falan geliyorsun. Şuradan da. Yani çok yakın aslında. Ama direkt olarak görmüyormuş meğersem. 11'de çıkışımız. Yani bir 15 dakika sonra falan çıkacağız artık odadan. Her şeyimiz hazır. Bavullarımız hazır yani. Bir iki saat daha oturmamız gerekiyor. Otelin hemen yanında güzel bir mekan var. Orada oturacağız. İşte çay kahve içeceğiz. Sonra taksi gelince de artık havaalanına doğru yol alacağız. Bu arada Ohrid'den aldığım inci kolye ucunu taktım. Çok güzelmiş. Değişik yani. Hoşuma gitti. Çok tatlı. Şurada bir mekan var. Oraya oturacaktık aslında. Ama orası kapalıymış. Bugün hala kapalıymış. Pazar günü olduğu için meğersem bilmiyorduk. Dışarıda gidemiyoruz, bayağı yağmur var. Şimdi taksimiz birazdan gelecek, bir taksi geldi belki bizimki de bilmiyorum. Bayağı bir yağmur yağıyor. Bayağı bir yağıyor. Artık döneceğiz. Gerçekten tam dönme günü bugünmüş. Yani daha burada bugün de kalsak yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Bu yağmurda. Bot da getirmedik zaten. Mars'ı çok özledim. Ve bir dön. Küçüğü. Bir daha. Ona kavuşmak istiyorum artık. Taksi bekliyor. Belki de şu an bizi bekliyor Murat. Bekliyor. Tamam, o zaman biz artık gidelim.